Kırlangıç Meryemciye hoş geldiniz. Bugün size mutfağımda Almanların sandviç ekmeği olan Spitzwegle ve Butternhörnle sandviç ekmeklerinin tarifini göstereceğim. Umarım videoyu seyrederken beğenirsiniz. Bana destek olmak isterseniz abone düğmesine basarak bir de yorum yazarak destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi hamurunun yapımına geçiyoruz. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo un, 500 mililitre ılık su, 15 gram tuz, bu düzleştirilmiş olarak bir yemek kaşığına eşit, 30 gram taze maya, 40 gram bak pulver, tepeleme 3 tane yemek kaşığı dolusu, 100 gram tereyağı, 80 gram da süt tozu, milk pulver lazım. Şimdi hamurumuzun yoğurmasına geçiyoruz. İlk evvela mayamızı atıyoruz. Tuzumuzu, suyumuzu ilave ederek. Ardından süt tozunu ekliyoruz. Daha sonra da tereyağımızı alıyoruz. Ve unumuzu son olarak ekliyoruz. Çok güzel yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi yoğuralım. Evet, sizin de görmüş olduğunuz gibi hamurumuz tamam. Hamurumuzun üzerini kapatıp 20 dakika beklemeye alıyoruz. Dinlenmiş olan, mayalanmış olan hamurumuzu açıp bezeleri 100 gram ağırlığında yaparak un serptiğimiz tepsinin üstüne dizeceğiz. Yüz gram tam ideal birazcık da. Son bezemiz 62 gram. Şimdi beze yaptığımız hamurlarımızı şimdi şekil verip tekrar beklemeye bırakacağız. Bu Spitzwegle şekli oluyor. Şöyle yapıyorum. Fazla da öldürmüyorum hamuru, kat kat olması için. Şöyle geriye doğru şu şekil. Şu kısmı da fazla bastırmıyorum. Şu kat yeri de alt tarafa gelecek şekilde tepsiye diziliyor.
sizin de görmüş olduğunuz gibi. Tepsiyi dizdiklerimi göstereyim. Tepsi de fazla birbirlerine yakın olmamalı. Çünkü bu biraz daha kabaracak pişerken. Şimdi butter hönle şeklini yapmak istiyorum. Yine aynı şekil. Ortadan uçlara doğru uzatarak bu şekilde eşit kalınlık. Şu alt kısmı tepsiye koyacağınız zaman en altta kalması lazım. Şu şekilde tepsiye koyuyor. Şekil verdiğimiz hamurları şimdi üzerlerine örteceğiz. İkisini bu şekilde yapayım. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor. Biraz daha kabarması gerekiyor. Öbür tepside böyle yapıyorum. Bu şekil şimdi şekil verdikten sonra üstü örtülü olarak 10 ila 15 dakika arası biraz daha beklemesi gerekiyor. Tabii ki biz bu arada fırınımızı açmamız lazım. 210 derecede şimdiden ısınmaya başlamamız lazım. 15 dakika beklemiş olan hamurlarımız bu şekilde oldu, bilmem ne kadar görünüyor oradan. Şimdi bir tane tepsiye hem şekil verip hem de pişirirken o arada diğer bunları daha sonra pişireceğim. Bunlar kurumasın. Kaldırdığım diğer tarafta üzerleri örtülü olarak beklemesi gerekiyor. Şimdi bu butter hönleye yumurta sarısı sürülüyor. Spitzwegle'ye de su süreceğiz. Şimdi size onları göstereceğim. Ama ilk başta Spitzwegle'yi yapmak istiyorum. İlk başta bir su süreceğim. Bu Spitzwegle'ye su sürdüğüm buna piştikten sonra tekrar su sürmemiz lazım. Parlak olmasını istiyorsak. Bunlar şimdi küçük görünüyor ama daha sonra biraz daha büyüyecekler. Bu Spitzweglere çok keskin bir bıçakla, bu tırtıklı bıçak keskin olarak bir kere de kesilecek. Yalnız böyle bıçağı dikine yapmayın. O zaman şu uç bütün hamurları topluyor, şeklini bozuyor. Şu şekil hamurda düz olarak, böyle paralel olarak bir kere de sadece şu noktaya kadar kesilecek. Ve hızlı yapmamız lazım. Birazcık daha. Ya. Şöyle 1 santim. Bunlar bu şekil. Butter hönle ise yumurta sarısı süreceğiz. Buna eğer yumurta sarısını sürmezsek o zaman üzerinde, hamurun üzerinde kabarcıklar oluşuyor. Onun için yumurta sarısı sürmesi lazım. Yumurta sarısı, 2-3 tane yumurtanın sarısı ben kırdım. Dilerseniz 2 tane siz kırabilirsiniz. Şimdilik tamam. 210 santigrat derece ısınmış olan fırının tam orta kısmına koyacağım. Yağlı kağıt üzerinde pişecek. Şimdi sizlere pişmiş olarak göstereceğim. Şeklimiz bu şekilde. Aynı şey gibi, bildiğimiz poğaçaya benzer.
Çörek hamuruna benzer. Altı da çok güzel pişmiş. Bayağı bir sıcak. Bu da evet iyi pişmiş. Şimdi hemen fırından çıkarttığımız gibi sıcakken hemen şpits bekletilerin üstüne su sürmek istiyorum. Daha parlak olsun diye. Sıcakken yapmanız lazım bunu yapacaksanız. Fırının içine. Şimdi ikinci tepsimiz de pişti. Bunlar da çok güzel kızarmış. Evet, bunların da altı. İyi. Ben bunu şimdi kenara alıp üçüncü tepsimi yapayım. Bu son tepsimiz de fırına sürüyorum. Söylediğim gibi 210 santigrat derecede 12 dakika pişmesi için yeterli. Alt üst eşit olarak. Şimdi fırınımızdaki son tepsimizi de alıyoruz. Şimdi fırınımızdan çıktığı gibi hemen sıcakken tekrar sularımızı sürelim üzerine. Sıcakken son kez suyu fırçayla sürdüm. Tamamen işlem bitti. Suyla işimiz. Size sandviç ekmeklerimin tamamen bitmiş olarak son halini göstermek istiyorum. 1 kilo undan bu kadar miktar çıkıyor. Sadece bir tek şu 80 gram falandı. 100 gram olmadı. Onun için biraz küçük oldu. Çok da güzel oldu. Açık söyleyeyim. Yumuşak hamur. Şimdi sizlere hamurumuzun iç kısmını göstermek istiyorum. Ne kadar yumuşak olduğunu sizin de fark etmenizi istiyorum. Bayağı bir yumuşak. Bölerek de göstermek istiyorum. Çok güzel pişmiş. En azından içi hamur falan değil. Bu da aynen öyle. Bastırdığınız zaman yukarı çıkıyor. Bunun da iç kısmını göstereyim. İç kısmında dediğim gibi pişmiş. Bu tarifi denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.